Türkiye'deki bütün hareketler lider merkezlidir. Üstelik bu dini bir hareket olduğu için liderlik kavramı daha baskın. Öyle olduğu için bu hareket için bir tür kriz bu. 15 Temmuz oldu, arkasından 8 sene geçti. Hareket ciddi sorunlarla karşı karşıya. Türkiye'de büyük bir baskı altında tabanı, liderin ölümü, bu hareketi nasıl yansır gibi sorular önemli olmakla birlikte artık bu hareketin sorunları daha yapısal. Hareketin sorunu artık liderle ilgili değil. Meşruiyet sorunu var, tabanıyla girdiği duygusal kriz var. Ve en önemlisi Türkiye'de bıraktığı tabanın büyük bir kısmı Türkiye'de ve Türkiye'nin diğer kamuoyuyla duygusal bağını kaybetmiş bir yapı. Hareketin en büyük tabanının Almanya ve Amerika'da olduğunu ve bu ikisi arasında uzun vadede bazı anlaşmazlık sorunları çıkabileceğini makul bir senaryo olarak düşünüyorum. Türkiye'deki devletin hasım gördüğü gruplara ilişki şeklini, pattern'ını biliyoruz. O yüzden bu hareket tabanındaki bu duygusal çözülmeye rağmen harekete mecbur olan kitle için bir adres olma özelliğinde. Ama çok büyüyemez. İnsanlar bırakın artık Gülen cemaatine, Türkiye'deki herhangi bir cemaate ekonomik ilişki kurmaktan çekiniyorlar. Çünkü Türkiye'deki yaşanan devlet, dini hareketler ilişkileri insanlarda bir endişe meydana getiriyor. Hareket dediğim gibi hem meşruiyetini kaybetti Türkiye'de ve bu finansı var eden Türkiye'deki tabanıydı, Türkiye'ydi. Dolayısıyla hiçbir hareket küçülürken ve ana tabanını kaybettikten sonra bitmeyecek bir finans üretemez. Bence ya işte Gülen hareketi ne yapacak, kim geçecek gibi sorulardan ziyade bu konuda devlet ne yapacak? Devlet bu konularda belirleyici aktördür. Devlet bir irade koyarsa o iradeye paralel dalgalanmalar sağda solda ileride gerçekleşecektir.